Palto. Nikolay Vasilievich Gogol. Seslendiren: Seval Delikara. Bir devlet dairesinde, en iyisi hangisi olduğunu söylemeyelim. Dünyada bir devlet dairesinden, alaydan, kalem dairesinden, yani kısaca her türlü kızgın kurumsal mensubiyetten daha kötü bir şey yoktur. Şimdilerde herkes kendine yapılmış bir saygısızlığı bütün topluma yapılmış sayıyor. Kısa bir süre önce adını anımsayamadığım bir şehirdeki polis yüzbaşısından devlet kararnamelerinin ayaklar altına alındığını ve kendi kutsal adının da gereksiz yere anılıp durulduğunu yazdığı bir şikayet mektubu geldiğini söylüyorlardı. Kanıt olaraksa mektubuna neredeyse her on sayfada bir polis yüzbaşısının sarhoş olduğunun anlatıldığı bir aşk kitabının kocaman cildini eklemişti. Yani bu tür tatsızlıklardan kaçınmak için en iyisi mi olayın geçtiği daireyi yalnızca daire olarak analım. Evet, dairenin birinde bir memur çalışıyordu. Memurun öyle fark yaratacak biri olduğu söylenemez. Kısa boylu, yüzü biraz çilli, biraz kızıl saçlı, ileri derecede miyop, alnı biraz açık, her iki yanağının üstünde kırışıklıklar olan ve yüzünün rengi aynı hemoroidliler gibi olan biriydi. Ne yapalım? Petersburg'un havası suçlu. Unvanına gelince, çünkü bizde unvan her şeyden önce gelir, üzerine gitmekten zarar gelmeyeceğini bilmek gibi hayran olunacak bir yeteneğe sahip birçok yazarın alay ettiği, yüklendiği, ömürlük, itibari danışman. Memurun soyadı Başmaçkin. Zaten anlaşılacağı gibi başmak sözcüğünden geliyordu ama ne zaman, nasıl, hangi dönemde olduğu kesinlikle bilinmiyordu. Babası da, dedesi de ve hatta kayınbabası da başmaçkindi. Çizme giyer ve üç yılda bir tabanını değiştirirlerdi. Memurun ismi Akaki Akakiyeviç'ti. Bu isim okuyucuya tuhaf, hatta uydurma gelebilir ama hiç de öyle uzun uzun aranmadığını, başka bir isim vermenin mümkün olmadığı bir durum sonucunda bu adın konulduğunu söyleyebiliriz. Şöyle olmuştu, Akaki Akakiyeviç, hafızam beni yanıtmıyorsa, 23 Mart gece yarısı doğdu. Kendisi de bir memur eşi ve çok iyi biri olan annesi, ışıklar içinde yatsın, çocuğu vakti ettirmek için her şeyi düşünmüştü. Annesi hala kapının karşısındaki yatakta yatarken, çocuğun vaftis babası, senatoda masa şefliği yapan olağanüstü insan Ivan Ivanoviç Yeroşkin ile mahalle jandarma subayının karısı ve iyilik dolu muhteşem biri olan vaftiz anası Arina Semyonovna Belobrujkova sağ tarafında duruyorlardı. Luhusa'ya seçmesi için üç isim söylediler. Mokki, Sosti ya da Çilekeş Hozdazat. Hayır, diye düşündü merhume. Bunlar pek hoş isimler değil. Luhusa'yı hoş tutmak için takvimin yaprağını çevirdiler ve çıkan üç yeni isim okudular. Trifili, Dula ve Varahasi. Bu bir ceza olmalı, dedi yaşlı kadın. Bunlar ne biçim isimler? Hayatımda duymadım bunları. Bari Varadat ya da Varuh olsaydı. Trifili ve Varahasi de neymiş? Bir sayfa daha çevirdiler. İki isim çıktı. Pavsikahi ve Vahtisi. Madem böyle, babasının adıyla ansınlar onu. Babasının adı Akaki'ydi. Varsın oğlu da Akaki olsun. İşte Akaki Akakiyeviç böyle ortaya çıktı. Çocuğu vakti ettiler. Bu sırada öyle bir ağladı. Yüzünü öyle bir buruşturdu ki sanki ileride itibari danışman olacağını hissetmişti. İşte her şey böyle oldu. Bütün bunları anlatmamızın nedeni kahramanımızın isminin zorunluluk sonucu konulduğuna ve başka bir isim vermenin kesinlikle mümkün olamayacağına okurun kendisinin emin olmasını istememizdir. Daireye ne zaman girdiğini, kimin ona ayak olduğunu hiç kimse anımsamıyordu. Bir sürü müdür ve şef değişti ama o hep aynı yerinde, aynı konumda, aynı görevde, aynı yazı memuru olarak kaldı. Öyle ki sonraları onun başı kel, sırtında resmi ceketle memuriyete hazır olarak doğduğuna inanmaya başladılar. Dairede kimse ona zerre kadar saygı göstermezdi. O geldiği zaman bekçiler bırakın ayağa kalkmayı, sanki oradan geçen bir sinekmiş gibi yüzüne bile bakmazlardı. Üstleri ona soğuk ve sert davranırlardı. Masa şefi yardımcıları bile "Kopyalayınız." ya da "Bakın bu çok ilginç bir iş." ya da doğru düzgün bütün dairelerdeki gibi birkaç tatlı söz söyleme zahmetine girmeden evrakları neredeyse gözünün içine sokarlardı. O da getiren adama bakmadan, hatta bunu ona vermeye hakkı olup olmadığını hiç düşünmeden evraklara bakıp alırdı alır almaz da hemen yazmaya koyulurdu. Genç memurlar dalga geçer, alay eder, kalem dairesindekiler de olabilecek keskin zekalarıyla onun hakkında uydurdukları hikayeleri yine onun yanında anlatır, 70 yaşındaki ev sahibesinin onu dövdüğünü söyler, ne zaman evleneceklerini sorar, kar yağıyor diyerek başından aşağı küçük kağıtlar dökerlerdi. Ancak Akaki Akakiyeviç sanki çevresinde kimse yokmuş gibi tek bir sözcük bile etmez, bütün bunlar yaptığı işi hiç etkilemez, bunca şeyin arasında yazılarda tek bir hata bile yapmazdı. Yalnızca koluna dokunup çalışmasına engel olduklarında şaka artık dayanılmaz hale gelir ve rahat bırakın, ne diye üzüyorsunuz beni derdi. Ses tonunda da söylediği sözcüklerde de bir tuhaflık hissedilirdi. Serzenişten çok acındırma duyulurdu sözcüklerinde. Öyle ki kısa bir süre önce daireye atanan ve diğerlerini örnek alarak onunla dalga geçme cesaretini kendinde gören genç bir memur, onun sözlerini duyunca sanki çarpılmış gibi onunla uğraşmayı bırakmış ve bir daha da eskisi gibi davranmamıştı. Doğa dışı bir güç, düzgün ve soylu insanlar olarak gördüğü arkadaşlarından uzaklaştırmıştı genç memuru. Sonraları uzun süre en neşeli olduğu anlarda bile iç acıtıcı bir şekilde rahat bırakın. Ne diye üzüyorsunuz beni diyen kel, kısa boylu memur, gözünün önüne gelmiş ve içine işleyen ben de sizin kardeşinizim sözlerini duymuştu. Zavallı genç adam yaşamı boyunca birçok kez insanın içindeki insan dışılığı ve eğitimli aydın kişilerin ve Tanrım hatta toplumun dürüst, namuslu ve soylu saydığı kişilerin içindeki o gizli kudurmuş kabalığı görerek için için titremiş her seferinde eliyle yüzünü kapatmıştı. Akaki Akakiyeviç gibi işiyle yaşayan başka bir insan bulmak mümkün değildi. İşine kıskançlıkla bağlı dersek az olur. Hayır, işini severek yapıyordu. Evrakları yeniden yazarken bambaşka, güzel ve olağan dışı bir dünyada yaşıyordu. Aldığı keyif yüzünden belli oluyordu. Bazı harflere özel bir düşkünlüğü vardı. O harfleri yazarken neredeyse kendinden geçiyordu. Gülümser, gözlerini kırpıştırır ve dudaklarını oynatırdı. Öyle ki yüzündeki ifadeden kaleminden hangi harfin çıktığını anlamak mümkün olurdu. Çalışmasının karşılığı olarak görevinde yükselseydi Müsteşar bile olur ve buna en çok da kendisi şaşırırdı. Ama Akaki Akakiyeviç şakacı arkadaşlarının dediği gibi bu süre içinde ancak kemer tokası olabilmiş ve bir de kıçında basur sahibi olmuştu. Yine de çalışkanlığının dikkat çekmediğini söylemek yanlış olur. İyi bir insan olan müdürlerden biri Akaki Akakiyeviç'i uzun süren memuriyeti için ödüllendirmek istemiş ve ona evrak kopyalamaktan daha önemli bir iş verilmesini emretmişti. Özellikle de hazır olan bir evrakı diğer daireler için düzenleyecekti. Yeni görevinde yapması gereken tek iş evraktaki başlığı değiştirmek bir de bazı yerlerde fiilleri birinci tekil şahıstan üçüncü tekil şahsa çevirmekti. Bu iş onu öyle sıktı, öyle bunattı ki ter dökmeye başladı ve sonunda müdüre çıkıp hayır siz en iyisi bana eski işimi verin dedi. O günden sonra da ona kimse dokunmadı ve evrak kopyalama işinde sonsuza kadar kaldı. Onun için evrak kopyalamaktan başka bir dünya yoktu. Ne giydiği hiç umrunda değildi. Resmi ceketi yeşil rengini çoktan kaybetmiş, kırmızımsı sarımsı bir renge dönmüştü. Yakası dar ve ensizdi. Yakasından görünen ve aslında pek uzun olmayan boynu Öyle uzun görünürdü ki diğer şehirlerden gelen Rusların başlarının üstündeki tablalarda onlarcasını sattıkları kafalarını sallayıp duran alçı kedilerin boynuna benzerdi. Bir de ceketine mutlaka bir şey yapışmış olurdu. Kah bir kuru ot, kah bir iplik parçası. Bunun için sanki özel bir eğitim almış gibiydi. Sokakta yürürken diyelim evin penceresinden çöp atılıyor tam o anda pencerenin altında olmayı becerirdi. Bu nedenle şapkasının üstünde sürekli olarak ya kavun karpuz kabuğu ya da bunlara benzer abuk sabuk bir şey mutlaka bulunurdu. Hayatında bir kez olsun sokaktan neler olup bittiğiyle ilgilenmezdi. Oysa bilindiği gibi memur adam kartal gözleriyle her yanı kolacan eder, karşı kaldırımda yürüyen birinin pantolon paçasındaki sıyrılmış lastiği bile görür ve yüzüne sinsi bir gülümseme yerleşir. Akaki Akakiyeviç, etrafa baksa bile orada kendi düzgün el yazısından çıkma satırlar görürdü. Ve ancak nereden çıktığı belli olmayan bir at, geniş burun delikleriyle omuzlarının üstünden yüzüne doğru üflediğinde satırların arasında değil, yolun tam ortasında olduğunu anlardı. Eve geldiğinde hemen masaya oturur, tadını ve lezzetini almadan çabucacık çorbasını kaşıklar, bir parça soğanlı etini yer, yemeğine düşen sinekleri ve hatta Tanrı o an ne yollamışsa yiyeceklerinin üstündekileri de yutuverirdi. Karnının şiştiğini fark edince masadan kalkar, mürekkep okkasını alarak eve getirdiği evrakları kopyalamaya başlardı. Eve iş getirmediği zamanlarda da keyfini çıkarmak için içeriği ve yazımının güzelliğiyle değil, yeni bir adresteki yüksek mevkili birine yazılmasıyla önemli saydığı evrakların birini kendisi için kopyalamaya girişirdi. Hatta Petersburg'un gri havası iyice karardığı ve bütün memur milletinin kazandığı maaşa ve kendi gelirine göre karnını tıka basa doldurduğu, dairedeki kalem cızırtısından, koşuşturmalardan hem kendisinin hem de başkalarının yapmak zorunda olduğu, bu arada bazılarının da gerektiğinden fazla kendilerini verdiği işlerinden dinlenmeye başladığı, memurların günün kalan kısmının tadını çıkarmaya koşuşturduğu, kiminin tiyatroya, kiminin hangi güzel şapkalıya bakacağını kestirerek sokağa, kiminin küçük bir memur grubunun gözdesi kıza komplimanlar yağdırmak için bir akşam toplantısına yollandığı, bazılarının da aslında çoğunluğunun kendini yemek ve gezmekten mahrum ederek birkaç moda eşya, avize ya da başka bir şey satın almış memur kardeşlerinin iki küçük oda, bir hol ve mutfaktan oluşan üçüncü ya da dördüncü kattaki evlerinin yolunu tuttuğu, Kısacası bütün memurların arkadaşlarının küçük evlerine dağılarak list partisine oturup üç kuruşluk galetalarla çay yudumladığı, uzun ağızlıklarını peşi sıra tütürdüğü, kağıt dağıtırken bir Rus insanının hiçbir zaman ve hiçbir şekilde dinlemekten vazgeçmediği yüksek sosyete dedikodularını aktardığı ya da konuşacak bir şey bulunamadığında kendisine Falconet'in at heykelinin kuyruğunun koparıldığı rapor edilen komutan hakkındaki o bayat fıkranın bir kez daha anlatıldığı yani herkesin bir şekilde eğlenmeye çalıştığı zaman bile Akaki Akakiyevich kendini böyle şeylerin eline teslim etmezdi. Hiç kimse bir akşam toplantısında onu gördüğünü söyleyemezdi. Keyfini çıkarıncaya kadar yazdıktan sonra yatağına uzanır ve gülümseyerek Tanrı'nın kopyalamak üzere yeni yazılar yollayacağı ertesi günü düşünürdü. 400 rublelik maaşından memnun olan adamın hayatı işte böyle geçiyordu. Ve aslında yalnızca itibari danışmanların değil, aynı zamanda başkalarına danışmayan ve tabii ki kendilerine de danışılmayan saray özel danışmanı, baş müsteşar ya da adli danışman gibi bütün danışmanların hayat yoluna serilen bin bir türlü sıkıntılar olmasaydı, yaşlanıncaya kadar da böyle akıp gidecekti. 400 ruble ya da buna yakın maaş alanların ciddi bir düşmanları vardır Petersburg'da. Sağlığa yararlı olduğu söylenen bizim kuzey soğuğumuzdan başkası değildir bu düşman. Sabah saat 9'da, evet tam da memurların sokakları doldurup dairelere akın ettikleri o saatte, dikenli ve güçlü fiskelerini hiç ayrım yapmadan bütün burunlarına öyle bir indirir ki, zavallı memurlar nereye sokacaklarını bilemez burunlarını. Yüksek unvanlı memurların bile soğuktan alınları çatlarken zavallı itibari danışmanların sığınacak bir şeyleri yoktur. Tek kurtuluş yolu ince paltolarına sarınıp 5-6 sokağa koşarak geçmek ve görevlerine gelirken yolda donan yetenek ve becerileri çözülünceye kadar kapıcı odasında bir güzel zıplayıp durmaktır. Resmi alan diyebileceğimiz bu sokakları olabildiğince hızlı koşmaya çalışmasına karşın Akaki Akakiyeviç son zamanlarda Ayaz'ı sırtında ve omuzlarında daha çok hissetmeye başlamıştı. Sonunda sorunun paltosunda olup olmadığı aklına geldi. Evde paltosunu iyice gözden geçirdiğinde iki üç yerde özellikle de sırt ve omuz bölgelerinde tülbent gibi inceldiğini gördü. Çuha öyle incelmişti ki paltonun astarı dışarı çıkmaya başlamıştı. Geri gelmişken belirtelim. Akaki Akakiyeviç'in paltosu da memurların alay konularından biriydi. Hatta ona palto demeyi bile çok görüyor, sabahlık diyorlardı. İşin aslı paltonun kendisi de tuhaftı. Yakası her geçen yıl gittikçe küçülüyordu çünkü başka bir yerin yaması için kullanılıyordu. Yamalar terzinin sanatkarlığını pek yansıtmıyordu. Torba gibi sarkıyor ve çok çirkin görünüyorlardı. Ne olduğunu anlayan Akaki Akakiyeviç, paltoyu arka merdivenle çıkılan dördüncü kattaki bir evde yaşayan sarhoş olmadığı ve kafasında başka bir şeyle uğraşmadığı zamanlar şaşı gözüne, çiçek bozuğu yüzüne karşın memurların ve diğer herkesin pantolon ve fraklarının onarımlarını büyük bir başarıyla yapan Terzi Petrovic'e götürmesi gerektiğine karar verdi. Aslında bu terziyi uzun uzun anlatmaya gerek yok. Ama her karakteri anlatmak gerektiği gibi bir gelenek oluştuğundan çaresiz biz de buna uyacağız. Neyse getirin bakalım Petrovic'i buraya. Önceleri bir toprak sahibinin köylü kölesi olarak yalnızca Grigori'ydi. Özgürlük kağıdını aldıktan sonra önceleri yalnızca büyük bayramlarda, sonrasında ise hiç ayrım yapmadan takvimde küçük açlarla gösterilen hemen her dini günde küfelik oluncaya kadar içmeye başladığında ona Petrovic demeye başladılar. Bu açıdan dedelerinin yüzünü kara çıkarmıyordu. Karısıyla tartışırken ona Alman ve Gudgubet diye bağırıyordu. Madem karısından bahsettik, onunla ilgili de bir iki söz etmemiz gerek. Ne var ki Petrovic'in karısı olduğundan, başörtüsü yerine başına çeneden bağladığı şapkaya benzer bir şey taktığından ve onunla karşılaşan muhafız erlerinin şapkanın altından yüzünü görmek için eğilip baktıktan sonra Homurdanarak çekip gitmelerine bakılırsa pek de güzel sayılmadığından başka onun hakkında bilinen bir şey yoktu. Doğruyu söylemek gerekirse Petersburg'daki evlerin bütün arka merdivenleri gibi baştan aşağı bulaşık suyu dökülmüş ve gözleri yakacak derecede amonyak kokan merdivenlerden Petrovich'in evine çıkan Akaki Akakiyevich, onun ne kadar para isteyeceğini tahmin etmeye çalışıyor ve yapacağı işin en fazla İki ruble olacağını düşünüyordu. Kapı açıktı çünkü balık pişiren ev sahibesi mutfağı öyle yoğun bir dumana boğmuştu ki hamam böcekleri bile görünmüyordu. Ev sahibisinin bile fark etmediği Akaki Akakiyeviç mutfaktan geçip boyasız geniş ahşap bir masanın üstünde Türk paşası gibi bağdaş kurup oturmuş Petroviçi gördüğü odaya girdi. Petroviçin ayakları iş başındaki bütün terziler gibi çıplaktı. Akaki Akakiyeviç'in ilk dikkatini çeken, çok iyi bildiği, kaplumbağa kabuğu gibi sertleşip çirkinleşen onun iri baş parmağı oldu. Petrovic'in boynunda bir ipek çilesi ve ipler asılıydı. Dizlerinin üstünde de yıpranmış bir giysi duruyordu. Üç dakikadır ipliği iğneye geçirmeye çalışıyor ama beceremiyor. Bu nedenle odanın loşluğuna ve hatta ipe kızıp duruyor ve alçak sesle ''Girmiyor işte şerefsiz, yedin bitirdin beni lanet şey.'' diye homurdanıyordu. Akaki Akakiyeviç, Petrovic'in kızgın olduğu bir anda geldiği için üzüldü. Genel olarak Petrovic hafif çakır keyifken ya da karısının dediği gibi tek gözlü şeytan kafayı bulmuşken işini yaptırmayı yeğlerdi. Böyle durumlarda Petrovic çok rahat geri adım atar, söylenenleri kolayca kabul eder, hatta yerlere kadar eğilip selam vererek teşekkür ederdi. Gerçi Sonrasında karısı ağlayarak gelir ve kocasının sarhoş olduğu için çok ucuza yapmaya söz verdiğini söylerdi ama bazen on kapik, bazen de bir ruble verir, işit tatlıya bağlardı. Oysa şimdi Petrovic asık suratından ve konuşmamasından belli olduğu gibi tamamen ayık görünüyordu. Kim bilir ne kadar isteyecekti. Bunların farkına varan Akaki Akakiyevich, hani nasıl denir, sıvışmayı düşünmüştü ama iş işten geçmişti. Petroviç sağlam gözüyle ona dikkatle bakmaya başlamıştı bile. Akaki Akakiyeviç de zoraki "Merhaba Petroviç." demek zorunda kaldı. "Sağlıklar dilerim efem." diye yanıtlayan Petroviç yan gözle nasıl bir av getirdiğini anlamak için Akaki Akakiyeviç'in eline baktı. "Petroviç, ben işte sana şunun için bu arada Akaki Akakiyeviç'in çoğunlukla edat, zamir ve hatta hiçbir anlam ifade etmeyen eklerle konuştuğunu belirtmek gerek. Eğer konu onu gerçekten zorlamışsa cümlesini bitirmemek gibi bir huyu vardı. Bu aslında şöyle ki diye başlayıp susardı. Söylemek istediği her şeyi söylediğini düşünerek cümlenin sonunu unutur giderdi. Bu da ne? diyen Petrovic tek gözüyle Akaki Akakiyeviç'in üstündeki ceketi yakasından başlayıp Kol ağzına kadar arkasını, önünü, düğmelerini iyice süzmüştü. Elinden çıktığı için her ayrıntısını çok iyi biliyordu. Terzilerin böyle bir alışkanlığı vardır. İlk karşılaşmada karşısındakini baştan aşağı şöyle bir süzerler. İşte ben sana Petrovic, Palto, Çuha. Bak işte diğer yerleri sapasağlam ama birazcık tozlanmış. Sanki eski gibi görünüyor ama yepyeni. İşte yalnızca bir yerinde azıcık... Sırt kısmında bir de omuz kısmı azıcık incelmiş. İşte şu omzunda azıcık gördün mü? İşte hepsi bu. Çok işi yok. Petrovic paltoyu aldı. Masanın üzerine yayıp uzun uzun baktı. Başını salladı. Elini uzatıp pencerenin içinden üzerinde bir general resmi olan ama yüz kısmı dokuna dokuna delindiği ve deliğe dört köşe bir kağıt parçası yapıştırıldığı için hangi general olduğu belli olmayan tütün tabakasını aldı. Enfiyeyi çeken Petrovic paltoyu elinde evirip çevirdi. ışığa tuttu ve yeniden başını salladı. Sonra içini çevirip astarına baktı ve tekrar başını salladı. Sonra kağıt yapıştırılmış generalli kutuyu yeniden açtı ve burnuna biraz tütün götürüp tabakayı kapattı. Enfiye kutusunu saklayarak ağzını açtı. Hayır, adam olmaz bu, çok incelmiş. Bu sözleri duyan Akaki, Akakiyev için yüreği duracak gibi oldu. ''Niye olmasın ki Petrovic?'' dedi yalvaran bir çocuk sesiyle. ''İşte yalnızca hepsi hepsi omuzları azıcık. Hem zaten sende biraz parça.'' ''Evet parça bulunur bulunmasına da'' dedi Petrovic. ''Nereye dikilecek? Artık iyice erimiş. İğne soksan anında tel tel dökülür.'' ''Dökülsün. Oraya da bir yama korsun.'' ''Yamayı nereye koyacak? Nereye tutturacaksın? Delik kocaman.'' Çuhası iyi de şimdiye dek rüzgarda dağılıp gitmemiş. Neyse yaparsın işte. Becerirsin nasılsa. Hayır dedi Petrovic kesin bir tavırla. Hiçbir şey yapılamaz. Tam anlamıyla berbat halde. Kış da geliyor. Siz en iyisi ondan ayaklarınıza dolak yapın. Çoraplar nasılsa ısıtmaz. Zaten çorap denen şeyi daha çok para kazanmak için Almanlar icat etmiş. Paltoya gelince yenisini yaptırmanız gerek. Yeni sözcüğünü duyan Akaki Akakiyevic'in gözleri karardı. Odada ne var ne yok, gözünün önünde dönmeye başladı. Yalnızca Petrovic'in tütün tabakasının üstündeki yüzü kağıtla kaplı generali net görüyordu. "Nasıl yeni?" diye yanıtladı, sanki hala uykudaymış gibi. "İyi de benim param yok ki." "Evet, yeni palto," dedi Petrovic barbarca bir sakinlikle. "Madem yenisi olacak, iyi de nasıl?" Yani kaça mı mal olacak? Evet. E, ee, üç tane ellilik bastırmak lazım gelir. Diyen Petrovic dudaklarını önemli bir şey söylemiş gibi büzdü. Muhatabını etkilemeyi severdi. Özellikle de şaşkınlığa düşürdükten sonra muhatabının suratının aldığı hali yan gözle seyretmeyi çok severdi. Bir palto için 150 ruble diye bağırdı zavallı Akaki Akakiyevic. Evet, hem de hayatında ilk kez bağırdı çünkü hep alçak sesle konuşmasıyla tanınırdı. Evet efendim dedi Petrovic. Üstelik paltosuna göre de değişir. Yakasına sansar kürkü koyup ipek astarlı bir kapişon yaptın mı 200'e kadar yolu var. Petrovic'in jestlerini görmezden gelmeye ve sözlerini işitmemeye çalışan Akaki Akakiyeviç yalvaran bir sesle Petrovic lütfen dedi. Bir şeyler yapsan da biraz daha işime yarasa. Yo hayır boşuna hem zamanı hem de parayı boşuna harcamak olur dedi Petroviç. Akaki Akakiyeviç bu sözlerden sonra iyice yıkıldı. Onun gidişinden sonra Petroviç epeyce bir süre dudakları büzülü halde iş yapmadan öylece durdu. Hem kendi hem de terzilik sanatının gururunu ayaklara düşürmediği için memnundu. Akaki Akakiyeviç rüyadaymış gibi sokağa çıktı. Demek öyleyken öyle dedi kendi kendine. Hiç düşünmemiştim bu kadar. Bir süre sustuktan sonra, demek böyle, işe baksan, böyle olacağını hiç mi hiç düşünmemiştim, diye ekledi. Yine uzun bir sessizliğe büründükten sonra, demek öyle, kesinlikle böyle bir şey beklenmeyecek denli. Şu işe bak, tam bir mecburiyet. Bunları söyledikten sonra eve girmek yerine, kendisi de farkında olmadan tam aksi yönü yürüdü. Yolda ona bir soba temizleyicisi çarptı ve bütün omzu simsiyah oldu. Bir inşaat iskelesinden de şapkasına kireç döküldü. Bunların hiçbirini fark etmedi. Ancak epeyce sonra teberini yanına diken ve nasırlı yumruğunun üstüne tabaka gibi kullandığı boynuzdan tütün döken bekçiye çarptığında ''Ne öyle burnunun dikine gidiyorsun, Traytuvar var az mı geldi?'' diye bağırmasıyla biraz kendine geldi. Etrafına bakındı ve evinin yolunu tuttu. Ancak o zaman düşüncelerini toparlayabildi ve durumunu tüm açıklığıyla gördü. Artık kendi kendine konuşurken öyle kesik kesik değil, en içten ve mahrem konuları açabileceği mantıklı bir dostla konuşuyormuş gibi açık ve düzgün cümleler kuruyordu. Artık olmaz, dedi Akaki Akakiyeviç. Şimdi ile tartışılmaz. Anlaşılan karısı biraz giydirmiş. En iyisi pazar sabahı gideyim, Cumartesi içtikten sonra gözü iyice kaymış olacak. Uyanınca kendine gelmek için bir iki kadeh daha atmak isteyecek. Ama karısı para vermeyecektir. Ben de tam o sırada eline bir on kapik sıkıştırırsam konuşacak kıvama gelir ve palto işini. Böyle yapmaya karar veren Akaki Akakiyeviç kendine geldi ve ilk pazar gününü beklemeye başladı. Uzaktan Petrovic'in karısının evden çıktığını görür görmez doğruca eve yürüdü. Petrovic gerçekten de cumartesiden sonra iyice yan bakıyordu. Başı önüne düşmüştü ama uykusunu aldığı anlaşılıyordu. Konunun ne olduğunu anlar anlamaz şeytan dürtmüş gibi dirilmişti. Hayır dedi. Yenisini ısmarlamalısınız. Akaki Akakiyevich hemen o anda Petrovic'in eline bir onluk sıkıştırdı. Müteşekkirim efendim. Bir kadehçik de sağlığınıza parlatacağım dedi Petrovic. Palto konusunu dert etmeyin üstünüzdekinin hiçbir işe yaramayacağına emin olun. Size öyle bir palto dikeceğim ki şanınız yürüyecek, göreceksiniz. Akaki Akakiyeviç hala tamirat peşindeydi ama Petrovic onu dinlemeden kestirip attı. Size mutlaka yenisini dikeceğim. Eskisini unutun. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hatta şimdilerin modası gibi yakası gümüş kaplama kopçayla kapanacak. Akaki Akakiyeviç Yeni palto dikilmesinden kurtulamayacağını anlayınca iyice yıkıldı. İyi de nasıl olacak? Hangi parayla diktirecekti? Hadi bir kısmını bayramda alacağı ikramiye ile karşılamayı düşünebilirdi ama o paranın yeri zaten çoktan belliydi. O parayla yeni bir pantolon alacak ve eski çizmelerinin konçunu yenileyen ayakkabıcıya eskiden kalma borcunu ödeyecek. Üç gömlekle adlarını burada açıkça söyleyemeyeceği iki iç çamaşırı ısmarlayacaktı. Kısacası bütün paranın nereye gideceği önceden belirlenmişti. Ama diyelim ki müdürün iyi tarafına geldi de 40 yerine 45 ya da 50 ruble verdi. Yine de kalan para palto için gerekenin yanında denizde damla gibi kalacaktı. Kuşkusuz Petrovic'in muhatabının dudağını uçuklatan fiyat söylemeyi sevdiğini, hatta bir keresinde karısının bile dayanamayıp kafayı mı yedin sersem daha geçen neredeyse bedavaya yaptığın işe şimdi kendinin bile etmeyeceğin parayı istemek nereden çıktı diye bağırdığını biliyordu. Petrovic'in 80 rubleye de paltoyu diktireceğini biliyordu. Ama bu 80 rubleyi nereden bulacaktı ki? Yarısını bulabilirdi. Diyelim ki buldu, hatta birazcık daha fazlasını. Peki kalanını nereden alacaktı? Ancak okurun paranın yarısının nereden geldiğini bilmesi gerek. Akaki Akakiyev için her harcadığı bir rubleye karşılık bir kapıyı kilitli ve üstünde paranın atılacağı bir delik bulunan küçük bir kutuya atma alışkanlığı vardı. Her altı ayda bir biriken bu bakır kapikleri gümüş paralarla tümletiyordu. Epeyce bir süredir böyle biriktirip duruyordu ve birkaç yıl içinde 40 rubleden fazla parası olmuştu. Yani yarısı elinde hazırdı ama kalan kısmı nereden alacaktı? Akaki Akakiyevich düşündü, düşündü ve en azından bir yıl boyunca harcamalarını kısmaya karar verdi. Akşamları çay içmekten vazgeçecekti. Aynı şekilde akşamları mum yakmayacaktı. Eğer ışığa ihtiyacı olursa ev sahibinin odasına gidecek ve orada çalışacaktı. Yolda yürürken taşlara ve kaldırımlara dikkat edecek ve neredeyse parmaklarının ucuna basacaktı. Böylece ayakkabılarının daha önce eskimesinin önüne geçecekti. Çamaşırlarını yıkamaya daha seyrek verecekti ve çamaşırların eskimemesi için eve gelince üstündeki her şeyi çıkaracak ve eski olmasına karşın zamanın bile acıdığı yarı pamuklu sabahlığını giyecekti. Akaki Akakiyev için ilk zamanlarda bunca sıkıntıya katlanmakta zorlandığını belirtmek gerekir, ama kısa süre geçtikten sonra bütün bunlara alıştı. Hatta artık akşamları yemek bile yemiyordu. Ama yeni paltosu hakkındaki bitmek bilmez düşüncelerle yatıp kalkıyor ve ruhen doyuma ulaşıyordu. O günden sonra sanki zavallı varlığı yalnızlıktan kurtulmuş, sanki evlenmiş gibiydi. Sanki başka biri hayatını paylaşmaya başlamış, sanki hoş bir yaşam arkadaşı bu hayat yolunu onunla yürümeye çıkmış gibiydi ve bu arkadaş pırıl pırıl astarı kalınca pamukla beslenmiş paltosundan başka bir şey değildi. Akaki Akakiyeviç sanki daha da canlanmış ve kendine bir hedef belirlemiş gibi sağlam karakterli olup çıkmıştı. Yüzündeki ve davranışlarındaki o kuşku, o kararsızlık geçmiş, yani bütün o belirsiz ve oynak çizgilerden eser kalmamıştı. Zaman zaman gözlerinde bir ateş parlıyor, hatta kafasında yakasına sansar kürkü koydursa mı acaba gibi oldukça küstah ve gözü kara düşünceler dolaşıyordu. Bunları düşündükçe dalıp gidiyordu. Hatta bir keresinde yazı yazarken az daha bir hata yapacak gibi olmuş ve ay diye bağırmış hemen hat çıkarmıştı. Her ay en azından bir sefer Petrovic'e uğrayıp palto hakkında kumaşı nereden alacağını, hangi renk olması gerektiğini, fiyatının ne olacağını konuşuyor. Biraz kaygılı olsa da her seferinde evine her şeyi satın alacağı ve paltosunun hazır olacağı o zamanı düşleyerek memnun olarak dönüyordu. Her şey beklediğinden çabuk oldu. Her türlü umutsuzluğuna karşın müdür paltoya ihtiyacı olduğunu hissettiğinden midir nedir Akaki Akakiyeviç'e 40 hatta 45 değil tamamı tamamına 60 ruble verilmesini buyurmuştu ve böylece Akaki Akakiyeviç'in elinde fazladan 20 rublesi olmuştu. Tabii bu durum işi hızlandırdı hafif açlıkla geçecek 2-3 ay sonra elinde yaklaşık 80 rublesi olacaktı. Genel olarak sakin olan yüreği hızlı hızlı atmaya başlamıştı. Para hazır olur olmaz Petrovic ile dükkanlara gittiler. En iyi çuhayı aldılar. Ne de olsa daha 6 ay öncesinden ne alacaklarını planlamışlar ve neredeyse her ay dükkanları dolaşıp fiyatları kıyaslamışlardı. Üstelik Petrovic aldıklarından daha iyisinin olmadığını söylüyordu. Astar için ince ve sık dokunmuş pamuklu kolenkor aldılar. Petrovic bunun ipekten daha iyi olduğunu söylüyordu. Üstelik görünüş olarak daha gösterişli ve parlaktı. Sansar kürkü çok pahalı olduğu için almadılar. Onun yerine uzaktan sansar gibi görünen iyi kalite kedi kürkü aldılar. Petrovic daha önce bitirebileceği paltoyla teyel işi çok olduğundan iki hafta uğraştı. Petrovic el emeği olarak 12 ruble aldı daha aşağısı mümkün değilmiş. Hep ipek iplik kullanmış. Az aralık vererek çift dikiş atmış. Sonra neredeyse her dikişi dişleriyle sıkıştırarak değişik biçimler vermişti. O günün gerçi hangi gün olduğunu söylemek çok zor ama Petrovic'in hazır paltoyu getirdiği o günün Akaki Akakiyevic'in hayatındaki en önemli gün olduğu kesindi. Sabah erkenden tam da daireye gitmek üzereyken getirmişti. Aslında palto için daha uygun bir zaman olamazdı. Fazlasıyla sert soğuklar başlamıştı ve gittikçe daha şiddetleneceği belliydi. Her iyi terzi gibi Petrovic paltoyu kendisi getirmişti. Yüzünde Akaki Akakiyeviç'in daha önce hiç görmediği mağrur bir ifade vardı. Büyük bir iş yaptığını anladığı ve yalnızca astar dikip yama yapanlarla yeni bir şey diken terziler arasındaki farkı hissettiği belli oluyordu paltoyu sardığı büyükçe mendili açarak çıkardı. Mendil çamaşırcıdan daha yeni gelmişti. Paltoyu çıkardıktan sonra mendili katlayıp daha sonra kullanmak üzere cebine koydu. Paltoyu çıkarıp elinde tutarken gururla baktı ve usta bir hareketle Akaki Akakiyeviç'in omuzlarının üstüne bıraktı. Sonra eliyle düzeltti. Arkaya geçip eteğini aşağıya doğru çekti. Sonra da Akaki Akakiyeviç'in omuzlarının üstüne önü açık olarak iyice oturttu. Ancak yaşını başına almış her adam gibi Akaki Akakiyeviç de kollarını denemek istiyordu. Petrovic giyinmesine yardım etti. Görüldüğü kadarıyla kolları da çok iyi oturmuştu. Sözün tam anlamıyla palto harika yapılmış ve tam zamanında hazır olmuştu. Akaki Akakiyeviç'in Neva bulvarında yalnızca dikiş için en az 75 ruble ödemek zorunda kalacağını söyleyen Petrovic, küçük bir sokakta tabelasız çalıştığı ve Akaki Akakiyeviç'i çok eskiden beri tanıdığı için bu kadar az paraya razı olduğunu söyleme fırsatını kaçırmadı. Akaki Akakiyeviç bu konuyu tartışmak istemiyordu. Üstelik Petrovic'in bol keseden savurduğu o yüksek rakamlardan hep ürkerdi. Petrovic'in parasını ödedi, teşekkür etti ve yeni paltosuyla dairenin yolunu tuttu. Onunla birlikte çıkan Petrovic geride kalıp diktiği paltoya epeyce bir süre arkadan baktı. Sonra yan sokağa girip hızlı adımlarla Akaki Akakiyevic'in önüne geçti. Ve köşeye gizlenerek paltoya bir de önden bakmaya başladı. Bu arada Akaki Akakiyevic yüreğinde bayram sevinciyle yürüyüşüne devam ediyordu. Omuzlarında yeni bir paltonun olduğunu her an hissediyordu. Hatta birkaç kez mutluluktan gülümsemişti bile. Sevincinin iki nedeni vardı. Birincisi paltosu sıcak tutuyordu. İkincisi de çok güzeldi. Yolun bittiğini, daireye nasıl geldiğini hiç fark etmemişti bile. yerde paltosunu çıkarıp iyice gözden geçirdi ve kapıcıya dikkat etmesini söyledi. Nasıl olduğu bilinmez ama bir anda dairedeki herkes... Akaki Akakiyeviç'in yeni bir paltosu olduğunu ve artık sabahlığını giymediğini öğrenmişti. Hemen o anda Akaki Akakiyeviç'in paltosuna bakmaya vestiyere koştular. Onu tebrik edip iyi dileklerini sundular. Akaki Akakiyeviç bu sözlere önceleri yalnızca gülümseyerek yanıt verdi. Ama kısa süre sonra utanmaya başladı. Çevresini sarıp yeni paltonun ıslatılması, hiç değilse bir akşam herkesi toplaması gerektiğini söylemeye başladıklarında ne diyeceğini, ve bu işten nasıl sıyrılacağını bilemeyen Akaki Akakiyevich tamamen kendinden geçti. Birkaç dakika geçtikten sonra kıpkırmızı bir halde ve tamamen saf yüreklilikle paltosunun pek yeni olmadığını, epey önce yaptırdığını söylemeye başladı. Sonunda memurlardan biri, galiba masa şefi yardımcılarından biri kibirli olmadığını ve altındaki memurlarla da görüşebileceğini göstermek istermiş gibi "Tamam." dedi. Akaki Akakiyeviç'in yerine bende toplanıyoruz. Bugün çaya bana gelin. Hem üstelik bugün benim isim günüm. Memurlar doğal olarak masa şefi yardımcısının teklifini zevkle kabul ettiler. Akaki Akakiyeviç gelemeyeceğini söylemeye başlayınca hepsi birden bunun saygısızlık olacağını, hatta utanç verici ve ayıp olduğunu söylediler. Ve o da teklifi kabul etmek durumunda kaldı. Sonrasında yeni paltosunu bir daha giyeceğini, Üstelik bir akşam toplantısına yeni paltosuyla gideceğini anımsayınca memnun oldu. O gün Akaki Akakiyeviç için sabahtan akşama kadar bir bayram havasında geçti. Aynı mutlu ruh haliyle eve döndü. Paltosunu çıkarıp özenle duvara astı. Kumaşı ve astarına bir kez daha hayran hayran baktı. Sonra kıyaslamak için artık giyecek hali kalmamış eski paltosunu aldı. Evrip çevirdi eski paltosunun haline güldü. Ne çok fark vardı yenisiyle. Yemekten sonra da eski paltosunun hali gözünün önüne gelince epey bir süre gülümseyip durdu. Yemeğini neşeyle yedi. Yazıyla falan uğraşmadı. Hava kararıncaya kadar yatağına uzanıp keyif çatıp tembellik yaptı. Sonra üstünü giydi. Paltosunu omzuna atıp dışarı çıktı. Davet sahibinin nerede oturduğunu ne yazık ki söyleyemeyeceğiz. Hafızamız bizi iyice yanıltmaya başladı. Petersburg'da ev ve sokak namına ne varsa Hepsi kafamızın içinde birbirine karışmış durumda. Dolayısıyla doğru bir bilgi çıkması kolay kolay mümkün değil. Ancak davet sahibinin Akaki Akakiyevic'e pek yakın olmayan şehrin en iyi kesiminde yaşadığını söyleyebiliriz. Akaki Akakiyevic'in önce ıssız ve loş sokaklardan geçmesi lazımdı. Davet sahibinin evine yaklaştıkça sokaklar canlanmaya, aydınlanmaya ve kalabalıklaşmaya başlamıştı. Artık yayalara güzel giysili kadınlara, samur yakalı erkeklere daha sık rastlanıyordu. Tahta korkuluklu ve yaldızlı çivilerle süslü ucuz kızakların yerini, tekerlerini karların üstünde gıcırdatarak sokakta uçup giden ve arabacının oturduğu yer bile derli toplanan arabalar, ayı postu battaniyeleriyle cilalı kızaklar ve üstlerinde mor kadife şapkalı iri kıyım kızakçılar almaya başlamıştı. Akaki Akakiyeviç bütün bunlara ilk kez görüyormuş gibi bakıyordu. Kaç yıldır akşamları evden çıkmıyordu. Büyük merakla aydınlatılmış vitrindeki resme bakmak için bir mağazanın önünde durdu. Resimde ayakkabısını çıkarmış bir kadın vardı. Kadının açıkta kalan çıplak bacağı hiç de fena değildi. Kadının arkasında favorili ve hafif keçi sakallı bir adam kapının aralığından kadını izliyordu. Akaki Akakiyeviç başını sallayıp gülümsedi ve yeniden yola koyuldu. Peki niçin gülümsemişti? Kendine tamamen yabancı olan ama yine de her erkeğin içinde olan o duyguyu hissettiğinden mi? Yoksa birçok memur gibi, ah şu Fransızlar, bir şey istemeye görsünler ne yapıp edip onu diye düşündüğünden mi bilinmez. Belki de bunu bile düşünmemişti. Zaten bir insanın beynine girip ne düşündüğünü öğrenmek mümkün değildir. Sonunda masa şefi yardımcısının yaşadığı eve ulaştı. Masa şefi yardımcısının hayatı fena değildi. Evin merdivenlerinde fenerler asılıydı. Daire ikinci kattaydı. Hole giren Akaki Akakiyeviç bir sürü galoş gördü. Odanın ortasındaki semaver gürültüyle kaynayıp buharlar çıkarıyordu. Duvarda bir sürü palto ve pardüsü asılıydı. Kiminin yakası kunduz, kimininki de kadife kaplıydı. Duvarın ardından gürültü ve konuşmalar duyuluyordu. Kapının açılıp uşağın çıkmasıyla birlikte konuşmalar birden anlaşılır bir hale almıştı. Tepsinin üstünde boş bardaklar, kaymak tabağı ve galeta sepeti vardı. Anlaşılan memurlar çoktan toplanmışlar ve ilk çaylarını içmişlerdi. Paltosunu kendisi Hasan Akaki Akakiyeviç içeri girdi ve girmesiyle birlikte mumlar, memurlar, pipolar, oyun masaları gürültü, dört bir yandan yükselen konuşmalar ve çekilip itilen sandalye gıcırtıları beyninin içine doluşu verdi. Ne yapması gerektiğini düşünmeye ve bulmaya çalışarak odanın ortasında öylece kala kaldı. Bu arada memurlar onu fark etmiş ve gürültüyle selamlamışlardı. Sonrasında hep birlikte hole çıkılmış ve palto iyice gözden geçirilmişti. Akaki Akakiyeviç biraz sıkılsa da iyi yürekli biri olarak paltosunu övdüklerini gördükçe sevinmeden edememişti. Kuşkusuz kısa süre sonra onu da paltosunda unutmuşlar ve olması gerektiği gibi kendilerini list masalarına vermişlerdi. Bütün bunlar, gürültüler, konuşmalar, kalabalık, Akaki Akakiyeviç için bir rüya gibiydi. Ne yapacağını, ellerini hatta bütün vücudunu nereye koyacağını bilemiyordu. Sonunda kağıt oynayanların yanına oturdu. Kağıtları seyretti. Oyuncuların yüzlerini inceledi ama kısa süre sonra esnemeye başladı. Sıkıldığını hissetti. Üstelik her zaman yatmaya alışık olduğu saat çoktan gelip geçmişti. Ev sahibiyle vedalaşmak istedi ama yeni paltosunun şerefine bir kadeh şampanya içmek gerektiğini söyleyerek onu bırakmadılar. Bir saat sonra pancar salatası, söğüş et, ciğer ezmesi, pastane işi çörek ve şampanyadan oluşan akşam yemeği verdiler. Akaki Akakiyeviç'e zorla iki kadeh şampanya içirdiler. Kadehlerden sonra ortalık daha neşeli geliyordu ama saatin artık 12'ye yaklaştığını ve bir an önce kalkması gerektiğini bir türlü aklından çıkaramıyordu. Ev sahibinin onu daha fazla tutmaması için odadan sessizce çıktı. Holde paltosunu aradı ve üzüntüyle yerde süründüğünü gördü. Yerden kaldırıp silkeledi. Üstündeki tüyleri temizledi ve sırtına geçirip merdivenlerden sokağa çıktı. Dışarısı hala aydınlıktı. Uşakların ve benzer kimselerin değişmez mekanı olan bazı küçük dükkanlar hala açıktı. Kapalı olanların ise aralık kapılarından dışarıya daha içeride birileri bar anlamına gelen bir ışık demeti sızıyordu. Nerede oldukları konusunda beylerini çıldırtan uşak ve hizmetçilerin konuşmaları ve dedikoduları anlaşılan henüz bitmemişti. Akaki Akakiyeviç neşeli bir ruh haliyle yürüyordu. Hatta nedendir bilinmez yanından yıldırım gibi geçip giden ve vücudunun her yana oynayan bir kadının peşinden bile koştu. Niye öyle tırasa kalktığına kendi bile şaşarak yavaşladı ve normal adımlarına döndü. Kısa bir süre sonra da bırakın geceleri, gündüzleri bile pek pektekin olmayan ıssız sokaklar başladı. Geceleyin sanki daha kuytu ve her şeyden daha uzak gibiydiler. Fenerler artık gittikçe daha az ışıtıyordu. Anlaşılan yağları iyice azalmıştı ahşap evleri, bahçeleri geçti. Kimsecikler görünmüyordu. Sokakta yalnızca kar parıldıyor ve kapalı panjurlarıyla basık tavanlı kulübeler hüzünlü hüzünlü uzanıyorlardı. Akaki Akakiyevich yürüdüğü sokağın açıldığı diğer tarafında zar zor seçilen evlerle korkunç biçimde ıpıssız görünen büyük meydana yaklaşıyordu. Uzaklarda tanrı bilir, belki de dünyanın öteki ucunda bir bekçi kulübesinin ışığı görünüyordu. Akaki Akakiyeviç'in neşesi bir hayli kaçmıştı. Meydana sanki yüreği kötü bir şeyler olacağını hissetmiş gibi ürpererek girdi. Arkasına ve etrafına bakındı. Her taraf bir deniz gibi bomboştu. Hayır, en iyisi hiç bakmamak diye düşündü ve gözlerini kapatıp yürümeye başladı. Meydanı geçmeye ne kadar kaldığını görmek için gözlerini açtığında neredeyse burnunun dibinde bıyıklı birilerinin durduğunu gördü. O anda nasıl tüpler olduklarını bile ayırt edemedi. Gözleri karardı. Yüreği hızlı hızlı atmaya başladı. Yakasından yakalayan adamlardan biri gök gürültüsünü andıran bir sesle ''İşte benim paltom'' dedi. Akaki Akakiyeviç tam bekçi diye bağırmak için ağzını açtığında ikinci adam memur kafası büyüklüğündeki yumruğunu ağzının içine dayayıp ''Sıkıysa bağır'' dedi. Akaki Akakiyevich'in hissettiği tek şey üzerinden paltosunu çıkarmaları ve dizlerine yedi tekmeyle karların üstüne düşmesiydi. Birkaç dakika sonra kendine gelmiş ve ayağa kalkmıştı ama etrafta kimsecikler yoktu. Birden soğuğu ve paltosunun olmadığını hissetti. Bağırmaya başladı ama sesinin meydanın sonuna ulaşmayacağını anladı. Umutsuz bir şekilde bir yandan bağırıyor, bir yandan da meydanın sonundaki bekçi kulübesine doğru koşuyordu. Kulbenin yanında teberine dayanmış duran bekçi, kendine doğru bağırarak koşan adamın derdinin ne olduğunu öğrenmenin merakıyla ona bakıyordu. Bekçinin yanına gelen Akaki Akakiyeviç, soluk soluğa onun uyuklayıp durduğunu, etrafına bakmadığını ve insanların soyulduğunu bile fark etmediğini haykırmaya başladı. Bekçi öyle zorlama falan görmediğini, meydanın ortasında iki kişinin onu durdurduğunu ancak arkadaşları sandığını söyledi burada boşu boşuna debenin duracağına, sabahleyin karakola gitmesine ve mahalle polisine durumu anlatmasını, paltosunu ancak onların bulabileceğini ekledi. Akaki Akakiyeviç eve tam anlamıyla berbat bir durumda geldi. Şakaklarıyla ensesindeki bir tutam saç karma karışık olmuştu. Gözlü, böğrü ve bütün pantolonu kar içindeydi. Kapının gümbür gümbür çalındığını duyan ve telaşla ancak terliğinin tekini ayağına geçiren yaşlı ev sahibesi bir eliyle geceliğinin yakasını kapatmaya çalışarak kapıyı açtı ama kapıyı açar açmaz Akaki Akakiyeviç'i o halde görünce elinde olmadan bir adım geri çekildi. Akaki Akakiyeviç neler olup bittiğini anlatınca kadın ellerini çırparak doğuracak komisere gitmesini, mahalle polisinin söz verip hiçbir şey yapmayacağını Böylece başından savacağını, dolayısıyla en iyisi dost doğru komisere gitmesini, zaten komiseri tanıdığını, bir zamanlar onda aşçı olarak çalışan Finli Anna'nın şimdi komiserin evinde dadılık yaptığını, komiseri her gün evlerinin önünden geçerken gördüğünü, onun pazar günleri sürekli kiliseye gidip dua ettiğini ve herkese güler yüzle baktığını dolayısıyla çok iyi biri olması gerektiğini söyledi. Bu kararı dinleyen Akaki Akakiyeviç, üzgün bir halde odasının yolunu tuttu. Bütün geceyi nasıl geçirdiğini ancak başından böyle bir şey geçen anlayabilir. Sabahleyin erkenden komiserin yanına gitti ama henüz kalkmadığını söylediler. Saat 10'da yeniden gitti. Yine uyuduğunu söylediler. Saat 11'de gittiğinde ise evden ayrıldığını ve öğlen arası olduğunu söylediler. Zavallı yazıcıyı içeri bile sokmak istemediler ama onu buraya getiren olayın ne olduğunu da öğrenmek istediler. İşte sonunda o an Akaki Akakiyeviç hayatında ilk kez tepki gösterip komiseri mutlaka görmesi gerektiğini, komiseri görmesini engellemeye cüret etmemelerini çünkü bir devlet işi için geldiğini ve onları şikayet ederse günlerini göreceklerini söyledi. Yazıcının bu kararlı tavrı karşısında bir şey söylemeye cesaret edemediler ve içlerinden biri komiseri çağırmaya gitti. Komiser paltonun çalınmasıyla ilgili bu oldukça tuhaf hikayeyi dinledi. Asıl konuya odaklanacağı yerde Akaki Akakiyeviç'i niye bu kadar geç vakitte döndüğünü, kötü evlerden birine uğrayıp uğramadığını sorgulamaya başladı. Öyle ki Akaki Akakiyeviç tamamen kızarıp bozararak ve palto işinin ele alınıp alınmayacağını bile bilmeden komiserin yanından çıktı. Bütün gün hayatında ilk kez daireye gitmedi. Ertesi gün eskisinden daha beter haldeki eski paltosunu giyip solgun ve sararmış bir halde daireye gitti. Paltonun çalınması hikayesini dinleyenlerin arasında bu fırsattan faydalanıp Akaki Akakiyeviç ile dalga geçenler olsa da memurların çoğu üzülmüştü. Hemen bir yardım kampanyası düzenlediler. Ama pek bir şey toplayamadılar. Çünkü memurlar zaten müdürün portresinin yapılması ve şube müdürünün isteği üzerine bir arkadaşın kitabının yayınlanması için epey para vermişlerdi. Dolayısıyla toplanan para pek dişe dokunur olmadı. Akaki Akakiyevic'in üzüntüsünü paylaşanlardan birisi ona iyi bir öğütle yardım etmeye karar verdi ve mahalle karakoluna gitmemesini, komiserin yukarısının gözüne girmek için öyle ya da böyle paltoyu bulabileceğini ancak paltonun kendine ait olduğunu belli eden yasal bir kanıt göstermediği sürece poliste kalacağını söyleyerek en iyisi önemli birine başvurması gerektiğini, önemli kişinin de gerekli kişilere yazacağını, sıkıştıracağını ve işlerin normal hale geleceğini ekledi. Akaki Akakiyeviç de başka çare kalmadığından önemli kişiye gitmeye karar verdi. Önemli kişinin hangi görevde bulunduğu hala bilinmiyor. Ancak önemli kişinin kısa bir süre önce önemli kişi olduğunu, ondan önce önemsiz bir kişi olduğunu bilmemiz gerekir. Bu arada onun bulunduğu mevkinin şimdilerde diğer önemli mevkilerin yanında pek önemli olmadığını da söylemeliyiz. Ancak bu mevkiyi önemli sayacak birilerinin olduğu gibi önemsiz sayan başka birlerinin de olduğunu belirtmeliyiz. Önemli kişi de bulunduğu mevkinin önemini arttırmak için her yolu denedi. Örneğin daireye geldiğinde küçük memurların onu merdivenlerde karşılamalarını istedi. Öyle sorgusuz sualsiz çat kapı yanına gelinmesini engelledi ve bu işin mutlak bir düzen içinde yapılmasını sağladı. Bakanlık kalem katibi özel kalem katibine, özel ka kalem katibi eyalet katibine, o da itibari danışmana ya da daha üst birine aktaracak ve konu ancak bu yolla kendine getirilecekti. Zaten şu kutsal Rusya'da her şey boğazına kadar taklit hastalığına batmıştır. Herkes kendi amirini örnek alır. Küçük bir kalem dairesine yönetici olarak atanan itibari danışmanın hemen kendisine kabul odası diye özel bir oda düzenlettirdiği, kapının önüne de bütün işleri zaten bir yazım masasının zar zor sığdığı odanın kapısını açarak gelenleri içeri almak olan kırmızı yakalı, sırmalı teşrifatçılar diktiği anlatılıyordu. Önemli kişinin ziyaretçi kabul ilkeleri ve alışkanlıkları gösterişli, ciddi ama oldukça basitti. Sisteminin temelinde disiplin vardı. Altındaki memurlara hep disiplin, disiplin, yine disiplin der ve son sözcüğü kimi muhatap aldıysa onun yüzüne bakarak anlamlı bir biçimde söylerdi. Oysa böyle davranmasına gerek yoktu. Bütün dairede topu topu 10 kişi çalışıyor ve zaten hepsi olması gerektiği gibi ondan korkuyordu. Gelişini görür görmez işlerini bırakıp ayağa kalkıyor, önemli kişi odadan çıkana kadar esas duruşta bekliyorlardı. Önemli kişinin astlarıyla konuşma biçimi de oldukça sertti ve genellikle üç cümleden oluşurdu. Nasıl cüret edersiniz? Kiminle konuştuğunuzun farkında mısınız? Karşınızda kimin durduğunu biliyor musunuz? Aslında iyi yürekli birisiydi arkadaşlarıyla iyi geçinir, hatır gönül bilirdi ama şu general rütbesi onu baştan aşağı değiştirmişti. Generalliği alınca şaşırmış, yolunu kaybetmiş, ne yapacağını bilemez bir hale gelmişti. Aynı unvandaki kişilerle birlikteyken olması gerektiği gibi çok düzgün bir adamdı ve hatta zeki olduğu bile söylenebilirdi. Ancak kendinden daha alt seviyede birilerinin olduğu yerde bambaşka biri olur. Ağzını bıçak açmaz, acı nasıl bir hale gelirdi? Bazen ilginç bir konuşmaya ya da gruba katılma isteği gözlerinden belli olur, ama zihninde oluşan konumu açısından doğru olur muydu? Laubali olmaz mıydı? Azametine zarar vermez miydi? Gibi sorular ona anında engel olurdu. Bu yorumların sonucunda da susmaya ve somutmaya devam eder, ara sıra tekeceli sesler çıkarır ve sıkıcı bir adam olma unvanını sonuna kadar hak ederdi. İşte bizim Makaki Akakiyev için gittiği önemli kişi böyle biriydi ve üstelik önemli kişi için uygun, kendisi için oldukça münasebetsiz bir zamanda gelmişti. Önemli kişi odasında oturmuş, yanına kısa bir süre önce gelen ve yıllardır görüşmediği çocukluk arkadaşlarından biriyle Neşe içinde sohbet ediyordu. İşte tam o anda Başmaçkin diye birinin geldiğini haber verdiler. O da kim diye sordu kısaca. Memurun biri diye yanıtladı içeri giren. Ya biraz beklesin zamanı değil dedi önemli kişi. Aslında önemli kişinin yalan söylediğini belirtmek gerek. Zamanı vardı. Arkadaşıyla her şeyi konuşmuşlardı. Hatta epeydir diğerinin bir şeyler söylemesini bekler gibi. Ya işte böyle Ivan Abramovich ve Demek öyle Stepan Varlumovic. Demekten öte gitmeyen, uzun aralarla devam eden zoraki bir sohbeti sürdürmeye çalışıyorlardı. Yine de memurun beklemesini emretmişti. Çoktandır devlet katında çalışmayan ve köyde kendi halinde yaşayan arkadaşına memurların kapısının önünde nasıl beklediklerini göstermek istemişti. Doya doya konuşan, daha doğrusu konuşmaktan çok doya doya susan ve sallanır rahat koltuğunda prosunu tüttüren önemli kişi sonunda sanki birden aklına gelmiş gibi kapıda elinde evraklarla duran sekretere ''Sanırım orada bekleyen bir memur vardı. İçeri girmesini söyleyin.'' dedi. Akaki Akakiyeviç'in uysal halini ve üstündeki eski resmi ceketini gören önemli kişi ona dönerek bu mevkiyi ve unvanı almadan bir hafta önce odasında aynanın karşısına geçip çalıştığı o sert ve kesin ifadeli sesiyle ne istemiştiniz? diye sordu. Zaten bekletilmenin yarattığı çekingenliği iyice hisseden Akaki Akakiyeviç daha çok ürktü ve yapabildiğince dili döndüğünce işte edatını normalden daha çok kullanarak paltosunun yeni olduğunu, üzerindeyken vahşice çalındığını, emniyet müdürüne ya da gerekli başka kişilere paltosunu bulmalarını sağlayacak bir yazı yazmaları için kendilerine başvurduğunu anlatmaya çalıştı. General bu isteği nedense çok laubali buldu. Ey zatı muhterem, dedi sertçe. Nizam intizam bilmez misin? Nereye geldiğinin farkında mısın? İşlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyor musun? Bunun için önce kaleme bir dilekçe vermen gerekir. Dilekçe önce masa şefine, sonra bölüm şefine gidecek. Sonra sekretere iletilecek. O da bana getirecek. Ama ekselansları, dedi. Buram buram terlediğini hisseden Akaki Akakiyeviç. İçinde kalan bütün cesareti toplayarak ama ekselansları sekreterler güvenilmez oldukları için sizi rahatsız etmeye cüret ettim. Ne 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 dedi önemli kişi. Böyle bir şeyi nereden çıkardınız? Nasıl böyle düşünürsünüz? Gençler arasında müdürler ve amirler hakkında bu edepsizce fikirler nereden çıkıyor? Anlaşılan önemli kişi Akaki Akakiyevic'in çoktan 50 yaşını geçmiş olduğunu fark etmemiş olmalıydı. Bizim Akaki Akakiyevic'e 70 yaşındakiler göz önünde bulundurulduğunda ancak genç denilebilirdi. Bunu kime söylediğinizin farkında mısınız? Karşınızda kimi durduğunu biliyor musunuz? Anlıyor musunuz bunu? Size soruyorum. Ayaklarını yere vurarak sesini öyle yükseltti ki yalnızca Akaki Akakiyevich değil, diğerleri de korkudan ne yapacağını şaşırdı. Akaki Akakiyevich donup kaldı, sallandı, ayakta duramıyordu. Bütün vücuduyla düşecek gibi oldu. Odacılar koşup yakılamasalar yere yapışacaktı. Odadan çıkardıklarında neredeyse hiç kımıldamıyordu. Beklediğinin üzerinde etki yarattığı ve bir sözüyle karşısındakinin neredeyse felç ettiği için çok memnun olan önemli kişi, bu durumu nasıl karşıladığını görmek için yan gözlü arkadaşına baktı ve arkadaşını karmaşık bir ruh hali içinde hatta birazcık da korkmuş bir halde görünce biraz daha keyiflendi. Akaki Akakiyeviç merdivenlerden nasıl indiğini, sokağa nasıl çıktığını hiç anımsamıyordu. Ne ellerini ne de ayaklarını hissediyordu. Hayatı boyunca hiç bu kadar aşağılanmamıştı. Hem de başka bir dairenin başkanı tarafından. Sokakta uğulduyan tipi de kaldırımda ağzı açık yalpalayarak yürüyordu. Petersburg rüzgarı her zamanki alışkanlığıyla dört bir yandan üzerine geliyordu. Öyle üşüttü ki boğazı şişti. Eve ulaştığında tek bir söz bile edecek hali kalmamıştı. Kendini yatağa attı. Amirlerin haşlaması bazen bu derece etkili oluyordu. Ertesi gün ateşler içinde yandı. Petersburg havasının yüce gönüllü yardımı sayesinde hastalığı beklenildiğinden çok daha hızlı ilerledi ve doktor gelip nabzını ölçtüğünde hastanın tıbbın merhametli yardımından yoksun kalmaması için lapa yazmaktan başka bir şey yapamadı ama çıkarken en fazla bir buçuk gün ömrü kaldığını söyledi. Ve ev sahibine dönerek anacım siz de boşa vakit kaybetmeyin ona çam ağacından bir tabut ısmarlayın. Meşe tabut onun için pahalı olur diye ekledi. Akaki Akakiyeviç kendi hakkındaki bu kader sözcüklerini duydu mu? Duyduysa da bu sözlerle sarsılıp acıyla geçen ömrüne yandı mı bilmiyoruz. Çünkü bu süre içinde ateşler içinde yanıyor ve sayıklıyordu sürekli olarak birbirinden tuhaf şeyler görüyordu. Kah Petrovic'i görüyor ve yatağının altında saklandıklarını düşündüğü hırsızlar için tuzaklı palto ısmarlıyor ve hemen o anda ev sahibini yardıma çağırıyor ve battaniyesinin altındaki hırsızı çekip çıkarmasını istiyordu. Kah yeni paltosu olduğu halde eski paltosunun niye hala karşısında asılı durduğunu soruyordu. Kah kendini generalin önünde açlanırken görüyor ve bağışlayın ekselansları diye mırıldanıyordu yaşlı kadının ömrü hayatında duymadığı korkunç sözleri sıralıyor ve ev sahibinin haç çıkarmasına neden oluyordu. İşin en kötü yanı da bu ağır lafların hep ekselansları sözünün arkasından sıralanmasıydı. Bir süre sonra artık tamamen anlamsız şeyler sayıklamaya başladı. Tek bir sözcüğü bile anlaşılmıyordu. Ama anlamsız sözlerin ve düşüncelerin yine palto hakkında olduğu belli oluyordu zavallı Akaki Akakiyeviç sonunda ruhunu teslim etti. Ne odasını ne de eşyalarını kayıt altına aldılar çünkü birincisi hiçbir mirasçısı yoktu. İkincisi de zaten pek bir şey bırakmamıştı geriye. Yazı yazarken kullandığı bir demet kaz tüyünden divit, on tane kullanılmamış resmi kağıt, üç çift çorap, pantolonundan kopmuş iki üç tane düğme ve okurun artık çok iyi bildiği o sabahlık denen paltosu. Bütün bunların kime kaldığını Tanrı bilir ve bu öyküyü anlatanın konuyla hiç ilgilenmediğini itiraf etmeliyim. Akaki Akayevich'i götürüp gömdüler. Petersburg sanki hiç yaşamamış ve var olmamış gibi Akaki Akakievich'siz kaldı. Kaybolup gitmişti. Hiç kimsenin savunmadığı, hiç kimsenin değer vermediği, hatta sıradan bir sineği iğneye geçirip mikroskopta inceleyen araştırmacıların bile ilgilenmediği bir varlık. Yıllarca dairede binbir türlü alayı uysalca sineye çeken ve sessizce mezara giren ama ömrünün sonunda kısa süreliğine bile olsa palto şeklindeki aydın bir konuğun zavallı yaşamını şenlendirdiği ve bütün çarların, dünyayı yönetenlerin kaçınılmaz biçimde uğradığı felakete uğramış bir varlık. Ölümünden birkaç gün sonra daireden evine Akaki Akakiyev için müdürün emriyle bir an önce daireye gelmesi talimatıyla gönderilen bekçi, eli boş dönmek zorunda kalmış, daireye bir daha gelmeyeceğini söylemiş ve neden sorusuna ''Ölmüş de ondan, dört gün olmuş gömüleli.'' demişti. Akaki Akakiyev için ölümünü dairesinde böyle öğrenmişlerdi. Ertesi günse onun yerinde harfleri düz yazmak yerine yatık ve yan yazan çok daha uzun boylu yeni bir memur oturmaya başlamıştı. Akaki Akakiyevic'in öyküsünün burada bitmeyeceği ve neredeyse kimsenin hiç fark etmediği yaşamının bir ödülü olarak birkaç gün daha gürültü koparacağı kimin aklına gelirdi ki? Ancak öyle oldu ki zavallı öykümüz beklenmedik biçimde fantastik bir sonla nihayetlendi. Bütün Petersburg'da Kalinkin Köprüsü ve biraz ötesinde çalınan paltosunu arayan ve sahibinin unvanına ve rütbesine bakmadan kendi paltosu diye bütün paltoları yakası yok diye kürküymüş yok kunduzmuş yok pamukmuş tilkiymiş rakunmuş ayıymış ayırt etmeden yani insanlar yakalarını neyle kaplatmış olurlarsa olsunlar paltolarını omuzlarından çekip alan memur kılığında bir hayaletin dolaştığı konuşulmaya başlandı. Dairenin birinde çalışan memur hayaleti kendi gözleriyle görmüş ve o anda Akaki Akakiyeviç'i tanımıştı. Ama büyük korkuya kapıldığı için tabanları hemen yağladığını ve çok iyi bakamadığını ama uzaktan parmağını sallayarak kendisini tehdit ettiğini anlatmıştı. Dört bir taraftan itibari danışmanlarından hatta saray özel danışmanlarının geceliğin sırtlarından paltolarının çalınmasıyla omuz ve sırt ağrısına tutulduklarına dair bitmez tükenmez şikayetler gelmeye başladı. Polise diri ya da ölü ele geçirilmesi ve diğerlerine örnek olması için en acımasız biçimde cezalandırılması talimatı verildi ki polis az kalsın bu talimatı yerine getiriyordu. Bir mahalle bekçisi Kiryushkin sokağında bir zamanlar flüt çalan emekli bir müzisyenin pamuklu kumaştan paltosunu almak isteyen hayaletin yakasına yapışarak suçüstü yakalamıştı. Yakasına yapıştıktan sonra ıslıkla iki arkadaşını çağırmış ve hayaleti tutmalarını söylemiş. Kendisi de çizmesinden tahta tütün tabakasını çıkarmak üzere eğilmiş ve o zamana kadar tam altı kez donma tehlikesi atlatan burnunu enfiye ile doldurmak istemiş ama enfiyenin kokusu öyle sertmiş ki hayalet bile buna dayanamamış. Burnunun sağ deliğini parmağıyla kapayan bekçi enfiyeyi daha sol deliğine götürmeden hayalet öyle bir hapşırmış ki Üç bekçinin de yüzü tükürük içinde kalmış. Bekçiler yüzlerini silmek için ellerini kaldırınca hayalet ortadan kayboluvermiş. Hatta hayaleti yakalayıp yakalayamadıklarının bile farkına varamamışlar. O günden sonra bekçileri öyle bir hayalet korkusu sardı ki canlıları bile yakalamaya korkar oldular. Ve onlara ''Hey, hadi yolumuza bakayım.'' diye uzaktan bağırmaya başladılar. Böylece hayalet memur Kalinkin Köprüsü'nün ardında da korkak insanların yüreğine korku salmaya başladı. Bu arada gerçek bir hikayeye dayanan öykümüzün fantastik bir yön almasına neden olan önemli kişiyi tamamen unuttuk. Her şeyden önce adalet duygusu, iyice haşladığı zavallı Akaki Akakiyeviç odadan çıkarıldıktan sonra önemli kişinin üzüntüye benzer bir şeyler hissettiğini söylememizi zorunlu kılıyor. Üzüntü duyma hissi ona yabancı değildi. Bulunduğu makam çoğunlukla duygularını ifade etmesine engel olsa da iyilik yapmaya yatkın birisiydi. Misafirliğe gelen arkadaşı odasından çıktıktan sonra o zavallı Akaki Akakiyeviç'i düşünmeye başlamıştı. O günden sonra hemen hemen her gün azarlamalara dayanamayan, solmuş zararmış Akaki Akakiyeviç gözünün önüne geliyordu. Akaki Akakiyeviç'i düşünmesi onu o kadar etkiledi ki olaydan bir hafta sonra bir memur yollayıp onun nasıl olduğunu, nasıl bir yardım yapabileceğini öğrenmek istemişti. Ama Akaki Akakiyev için ateşler içinde aniden öldüğü söylenince şaşırıp kalmış ve vicdanın sistemlerini işitmek zorunda kalarak bütün günü keyifsiz geçirmişti. Birazcık da olsa eğlenmek ve bu kötü izlenimi unutmak isteğiyle akşamleyin arkadaşlarından birine uğradı. Orada herkesin kendisiyle aynı umvanda olduğu, dolayısıyla da hiç sıkıntı çekmediği düzgün bir toplulukla karşılaştı. O akşam onun ruh haline olağanüstü biçimde etki etti. Rahatladı, konuşmalara katıldı, nazik davrandı. Sözün kısası çok güzel bir akşam geçirdi. Yemekte iki kadeh şampanya içti. Bilindiği gibi içki insanın neşelenmesi için iyi bir araçtır. Şampanya onda bazı aşırı isteklerin ortaya çıkmasına da neden oldu. Örneğin eve gitmemeye, onun yerine kesinlikle dostça duygular beslediği Alman kökenli Carolina Ivanovna'ya uğramaya karar verdi. Bu arada önemli kişinin artık genç biri olmadığını, saygı gören bir eş ve aile babası olduğunu söylemek gerek. Biri kendi kaleminde çalışan iki oğlu ve biraz kemerli olsa da hoş burunlu 16 yaşındaki sevimli kızı her sabah yanına uğrar, elini öper ve "Bonjour papa." derlerdi hiç de aptal sayılmayacak ve hala el ayağı düzgün eşi önce kendi elini öptürür, sonra da ellerini ters çevirerek eşinin elini öperdi. Aile yaşantısından son derece memnun olan önemli kişi, dostça ilişkiler için bulduğu kadın arkadaşının şehrin öbür ucunda yaşamasını uygun bulmuştu. Bu arkadaşı karısından ne çok iyi ne de çok gençti ama dünyada böyle şeyler hep olur. Dolayısıyla onları tartışmak bizim işimiz değil Arkadaşlarından ayrılan önemli kişi merdivenlerden inip kızağına oturdu ve Karolina Ivanovna'ya dedi. Oldukça şaşalı sıcacık tutan paltosuna sarılıp Rus insanı için daha iyisi düşünülemeyecek, hiçbir şey düşünmene gerek olmadan ve arayıp bulma zahmetine bile girmeyeceğin her biri diğerinden tatlı düşüncelerin zihninde birbiri ardına ortaya çıktığı o rehavet havasına giriverdi. Biraz önceki akşamın neşeli anılarını ve o küçük grubu kahkahalara boğan sözleri keyif içinde anımsıyor, çoğunu hafif bir sesle yineliyor ve biraz önceki gibi gülünç buluyordu. Zaten bu nedenle orada bütün içtenliğiyle gülmüştü. Ara sıra onu bu zevkinden alıkoyan tek şey, nereden ve neden çıktığını Tanrı'nın bilebileceği sert bir rüzgarın yüzüne diken gibi kar taneleri savurması, paltosunun yakasını yelken gibi şişirmesi ya da doğa dışı bir güçle yakasını başına geçirmesi ve eski sokmak için epey uğraşmak zorunda bırakmasıydı. Önemli kişi birden birisinin onu yakasından yakaladığını hissetti. Geriye dönünce eskimiş resmi ceketiyle kısa boylu adamı fark etti ve dehşet içinde Akaki Akakiyevici tanıdı. Memurun yüzü kar gibi bembeyazdı ve kesinlikle ölü gibi görünüyordu. Ancak önemli kişi hayaletin korkunç biçimde mezar kokan ağzının açıldığını ve ha işte seni buldum. Sonunda yakana yapıştım. Palton bana lazım. Benimki için uğraşmadın. Üstelik bir de azarladın. Şimdi ver bakayım seninkini. Dediğini duyunca korkudan ne yapacağını şaşırdı. Zavallı önemli kişi az daha ölecekti. Dairesinde özellikle de astları karşısında sert olmasına ve dışarıdan bakıldığında herkesin Vay be dediği baba yiğit kalıbına karşın şimdi o kalıptaki çoğu kişi gibi öyle bir dehşete düştü ki haklı olarak bir yanına inme ineceğinden korkmaya başladı. Alelacele üstünden paltosunu çıkardı ve arabacıya kendi sesine benzemeyen bir sesle bağırdı. Çabuk eve çek. Genellikle çok önemli anlarda söylenen bu emri duyan ve bu emrin arkasından daha sert uyarıların gelebileceğini bilen arabacı ne olur ne olmaz diye düşünerek başını omuzlarına gömdü, kamçısını şaklattı ve kızak ok gibi ileri fırladı. Önemli kişi altı dakika falan sonra kendi evinin önündeydi. Yüzük kireç gibi korkmuş ve paltosuz, üstelik Karolina Ivanovna yerine kendi evine gelmek zorunda kalan önemli kişi zar zor odasına çıktı. Geceyi o kadar kötü geçirdi ki sabahleyin kahvaltı yaparken kızı ''Papa'' Bugün çok solgun görünüyorsun. Demek zorunda kaldı. Ancak baba, olan bitenden, nerede olduğundan ve nereye gitmek istediğinden tek kelime bile bahsetmedi. Bu olay onu çok derinden etkiledi. Hatta astlarına nasıl cüret edersiniz? Karşınızda kimin olduğunu biliyor musunuz? Sözlerini daha seyrek söylemeye başladı. Söylediği zamanlarda da eskisi gibi değil. Karşısındakini dinledikten sonra sıralıyordu bu sözleri. Ancak asıl dikkat edilecek şey o günden sonra hayalet memurun bir daha görülmemiş olmasıydı. Anlaşılan general paltosu sırtına tam uymuştu. En azından o günden sonra hiçbir yerden paltoların çalındığı şikayeti gelmedi. Yine de pek sakinleşmeyen, meraklı ve işgüzar tipler şehrin uzak mahallelerinde hayalet memurun hala görüldüğünü söylemeye devam ettiler. Hatta kolonma bekçilerinden biri evlerden birinden hayaletin çıktığını kendi gözleriyle görmüştü ancak zaten çelimsiz biri olan bir keresinde evden kaçan iri bir domuz yavrusu ona çarpıp devirmiş. Etraftaki arabacılar kahkahalarla gülünce bu eğlence için her birinden tütün almak için bir kapik toplamıştı. Evet zaten çelimsiz olan bekçi hayaleti durdurmaya cesaret edememiş ama peşine düşüp takip etmişti. Bir süre sonra hayalet durmuş geriye dönerek senin derdin ne diye sormuş ve sağlıklı kişilerle olmayacak kadar kocaman yumruğunu sallamış. Hiçbir şey diyen bekçi hemen o an geri dönmüş. Ancak bu hayalet artık çok uzun boyluymuş. Pala bıyıkları varmış ve Obuhov köprüsü tarafına yürüyüp gecenin karanlığında kaybolmuş.